Abicim bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Yani Nihat'cığım sana da aşk olsun. Hayatım bak ben açıklayabilirim. Aslında hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Anlamadım, neyi açıklayacaksın? Ayşe'cim biz... Biz bir süredir... birlikteyiz. Ve birlikteyiz derken? Kardeşinizin üzüldüğü her dakika ömrü daha da kısalacak. Onu mutlu edin. Aslında kimseye söylemeyelim demiştik ama... Madem ki sürpriz bozuldu... artık açıklayabiliriz. Ya sonunda... sevgili Ömer Kervancıoğlu. Ya ben bir gün senin de aşka kapılarını açacağını biliyordum. Ömer Kervancıoğlu? Şey, bizi tanıştırmaya unuttular. Ayşe ben, Ömer'in kız kardeşiyim. Zehra. Çok memnun oldum Zehracığım. Kimsin dedim sana, adın ne? Zehra. Yener. Efendim Zehra. Ya ayakta kaldım benim yüzümden, otur lütfen. Şey, benim acil bir işim vardı, çıkmam lazım. Ya ama en kısa zamanda bir şeyler yapalım, olur mu? Hatta yarın, ne dersin? İzninizle. Kendine iyi bak Zehracığım. Ayşe'cim ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun sen? Ben... Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Aynı anda kaç kişiyi idare ediyorsun? Siz beni ne sanıyorsunuz ya? Senin ne olduğun ortada. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... planlarının hiçbiri tutmayacak. Senin gibi bir ahlaksızın kardeşime zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ahlaksız mı? Evet. Ahlaksız. Zengin avcısı, para göz ve namussuz. Ya ben de. Ben de inanamıyorum. Ya acaba ne zamandır görüşüyorlar? Bak sen abime. O kadar başının etini yiyorum, hiç çaktırmadı. Yani tesadüfen görmesen. Aşağılık. Namussuz dedi bana ya. Ahlaksız dedi. Hiç kimse, hiç kimse namusuna dil uzatamaz. Kolyem? Kolyem nerede? Bir şey söylemeyecek misin Ömer? Kimdi o kız? Para avcısının teki. İyi de bunun seninle ne ilgisi var abi? Benimle ilgili değil Demir.
Annene söylemek için mi bizimle geldi acaba? Ömer mi? Neyi? Ya niye olacak Zehra'yı? İşte şimdi yandın Nihat. Nihat. Sen odama geç. Canım, bize biraz müsaade et. Sonra söz yarına kadar iş falan yok. Tamam. Ama daha sonra Zehra ile ilgili bütün detayları öğrenmek istiyorum. Her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Ne oldu? Neden bana suçluymuşum gibi bakıyorsun? Değil misin? Yo, değilim. Ben sırf senin pisliğini temizlemek için kardeşime büyük bir yalan söyledim. Ve şimdi senin suçun yok, öyle mi? Yok. Çünkü sandığın gibi bir durum yok. Kızcağız sadece iş için gelmişti. Ben içeri girdiğimde neredeyse... Üstelik elinde ona vermek üzere olduğum kolye vardı. Kolye mi? Daha fazla saçmalama istersen. O kolyeyi tabii ki ben almadım. Zehra ne yaptı acaba? Niye aramadı hala? Arasam mı bir? Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Dün gece arayan da oydu. Dün gece mi? Bu nasıl bir paranoyadır ya? Ben bu kızı ilk kez bugün gördüm. İş için geldi diyorum. Bir de gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun, öyle mi? Yok abicim, yok. Sen zaten hüküm vermişsin. Ne desem boş. Şimdi anlarız. Alo Nihat. Aramadım, merak ettim. Sen nasıl ahlaksız bir adamsın ha? Abi. Nihat, ne oluyor burada? Canım, yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Bu ne peki? Şirkette bir sorun çıkmış da. Kızdığımı gözü hiçbir şey görmüyor. Abicim, bence biraz sakin olmalısın. Hem Zehra bu halini görse kim bilir ne düşünür. Bu arada bizimkileri sürpriz yapalım diyorum. Hemen söylemeyelim Zehra'yı. Yarın bir yemekle, ne dersin? Yemek mi? Maalesef kardeşinizin sadece 6 ay ömrü kaldı. Ayşe'cim bir dur. Her şeyin bir zamanı var. Yani bu konuda çok da aceleci davranmak istemiyorum. O yüzden şimdilik aramızda kalsın, olur mu? Olmaz canım. Yani yapamam. Abi ben böyle büyük bir sürprizi tutamam ki içimde. Hem herkese haksızlık bu. Ayşe. Neyse. Siz ortalığı daha fazla yıkıp dökmeden işinize bakın. Ben de Hediye ablayla Nazlı'na yarınki misafirimiz için hazırlık yapmalarını söyleyeyim. Misafir mi? Ama abin... Aşkım, karar verildi. Abim yarın Zehra'yı bizimkilerle tanıştıracak. Biraz yavaş ol Sevim. Beğenmiyorsan kendine bir hemşire tut Salim. Bu kim şimdi? Vallahi bıktım canımdan. Geldim, geldim. Patlama.
Ha Sevim abla, rahatsız ettim, kusura bakma. Zehra'yı soracaktım da. Eve geldi mi? Yok. Niye gelecekmiş bu saatte eve? Dur hadi, dur dur. Çıkar bakayım ağzındaki bak bey. Ne dolaplar çeviriyorsunuz siz? Aşk olsun Sevim abla ya, ne dolap çevireceğiz? Zehra bir iş görüşmesi yapacaktı da sonucunu merak ettim sadece. Ne işiymiş o? İşten kovuldu değil mi? Bak hiç söylüyor mu uğursuz? Ya Sevim abla, Allah aşkına ya. İşten falan kovulmadı Zehra. Daha iyi bir maaş veren bir yer vardı, orasıyla görüşecekti. E kesinleşmeden de size söylemek istemedi. İyi be. Altı karıştırıyorsanız çıkar zaten yakında kokusu. Neyse Sevim ablacığım, ben seni daha fazla tutmayayım. Sana kolay gelsin. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? İşe giremediğim yetmezmiş gibi. Bir de üstüne bir sürü hakaret yedim. Senin gibi bir ahlaksızın kardeşime zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ahlaksız mı? Evet. Ahlaksız. Zengin avcısı, para göz ve namussuz. Geri zekalı. Züppe. Eyvah. Efendim anne. İşteyim ben. Ama çıktım, birazdan geliyorum. O kapattı. Bir de yalan söylüyor haspa. Ama sen dur. Ben sana yapacağımı biliyorum. Daha bitmedi. Çek elini. Yine kime söyleniyorsun Sevim? Geldiler. Bu sefer kalabalık geldiler. Onun için söyleniyorum. Bu kadını neden delirttik diye düşünen yok. Bak işten kovulmuş. Hiç söylüyor mu? Kim? Zehra mı? Ya Zehra. Kıymetlin. Bizi üzmek istememiştir. Yoksa niye söylemesin? Sen çalışıp eve ekmek getirme. Kızın bir işte dikiş tutturamazsın. Taş yesin Hüseyin, taş. Sevim, nereye? Sevim. Baba. Babacığım sen ne yapıyorsun yerde? Dayan bana. Zehra. Neredeydin kız? İşten ne diye kovdurdun kendini? Ben halledeceğim en kısa zamanda. Ay gerçekten kovulmuş. Halledecekmiş. Nasıl halledecekse acaba? Yener. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sevim abla. Ya Salim amcayı merak ettim de bir uğrayıp sorayım dedim. Hiç değil, boş gelmezmiş. Ya ufak tefek bir iki bir şey işte. Biliyorsun hasta ziyaretin eli boş gelinmez. Ne zahmet ettin oğlum? E hadi buyur geç içeri. Eyvallah. Dur kızım dur. Salim amca ne oldu ya? Bırak Zehra bırak. Bırak bırak ben kaldırırım. Zehra. Ne oldu kızım babana? Tamam. İyisin, rahatsın. Erkek kuvveti işte. Maşallah aslan gibi kaldırdın. Bizim gücümüz yetmiyor tabii. Annem. Anne bak yeni bebek aldı. Pembe elbisesi de var. Anne yarın benimle parka gideceğiz değil mi? Ver bakalım. Annem çok iyi yapmışsınız ama yarın bir yere gitmek yok. Çünkü evde. Ya Ömer iyi misin oğlum? Niye bu saatte evdesin?
İyiyim anneciğim, iyiyim. Küçük bir izin verdim kendime. Anneciğim, abimin bize bir sürprizi var. Ayşeciğim lütfen ama. Ne konuşmuştuk biz seninle? Tamam. Sustum. Ya siz iki kardeş ne çeviriyorsunuz bakayım? Hı? Hiç hazır değilim. Ne senden ayrılmaya, ne de sana 6 aylık ömrüm kaldı değil mi? Zehra, Zehra, kızım misafirimiz gidiyor. Erken kalktın be oğlum. Çay kahve bir şey içerdik. Vallahi çaylık kahvelik bir durum kalmadı Sevim abla. Salim amca uyuyakaldı. Diğerleri suratımıza bakmadı. Hiç rahatsız etmeyeyim ben ya. Ne rahatsız oğlum, olur mu öyle şey? Salim'in durumu malum. Bütün yük Zehra'nın üstünde. O da işten ayrıldı bugün. Ondan yani canımı sıkkın. Derdiniz bu olsun ya. Biz ne güne duruyoruz. Al bunu, tamam mı? Eksik olursa gene dersin. Ya ne gerek vardı oğlum yani? Olur, olur. Şurada kaç yıllık komşuyuz. Hem akrabadan öte sayılırız. Öyle tabii. Bir şey olursa söylersin. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Atın yumurtlayan tavuk ayoldu. Ne yapıp edip o sorumsuzu ikna etmem lazım. Abi. Gel canım. Neden karanlıkta oturuyorsun? Hiç, öyle dalmışım. Ne
Bu fotoğrafı çektirdiğimiz günü hatırlıyor musun? Bence masanı başka bir fotoğraf koymanın vakti geldi. Bu çerçevede olmayı hak eden biri daha var. Bakıyorum da hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Ben sadece senin mutluluğunu istiyorum. Ben nasıl mutluysam sen de ol istiyorum. Bir tarafından sevildiğini bilmek çok güzel abi. Beni seven biri var zaten. Yıllardır varlığı da beni mutlu eden biri var. Sen varsın. Canım. Bak o kız. Yani Zehra. Abicim. Bak hayat çok kısa. Ben çok ağır bir hastalığın pençesinden zor kurtuldum. Zehra çok iyi bir kıza benziyor. E sen de zor birisin. Madem ilk defa birine karşı bir yakınlık hissettin, ellerini bırakma ne olur. Nasıl söylerim şimdi ben sana gerçeği? Şimdi bana söz ver. Zehra ile aranıza hiçbir şeyin, hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceksin. Yıllardır benim elimi nasıl bırakmadıysan, Zehra annenin de öyle tutacağını söz ver bana. Unutmayın, kardeşinizin tek ilacı moral motivasyon. Onun mutsuz olmasına sakın izin vermeyin. Söz veriyorum canım. Sevdiklerimin elini asla bırakmayacağım. Süper. O zaman yarın akşam yemekte Zehra ailemizle tanışıyor. Ayşe. Söz verdin artık, ben anlamam. Yarın Zehra'yı bekliyorum. Vallahi seninki marketi bize taşımış yine abla. Demedi deme. Bu Yener senin için her şeyi yapar. Ya benimle ne alakası var? Aa, ne demek ne alakası var kızım? Kör müsün? Çocuk senin gözünün içine bakıyor. Yüz vermemişken böyle. Bir de Hede sen var ya. Neler yapar kim bilir. Hı? Annem de böyle dediyse yandın sen abla. Zevzek zevzek konuşma. Kız bütün gün iş aradı zaten. Çekil de bir yorgunluk kahvesi için kızımla. Hadi. Anne niye zahmet ettim ben yapardım. Sen de bütün gün evde koşturup yoruldun zaten. Kızım ben düşündüm de. Son günlerde senin üstüne fazla geldim. Babanın hastalığıydı, borçlardı derken. Bütün sinirimi senden çıkarttım. Anne böyle konuşma ne olur. O zaman yarın akşam yemekte Zehra ailemizle tanışıyor. Ayşe. Artık söz verdin abi. Yarın Zehra'yı bekliyorum. Ben anlamam. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksın Ömer Kervancıoğlu. Ayşe, Hediye ile Nazan mutfakta harıl harıl çalışıyorlar. Bana soruyorlar,
Ben de bir şey bilmiyorum ki. Bir türlü bu akşam yemeğinin gizemini anlamış değilim. Sürpriz dedim ya anneciğim. Peki bana söylemeyecek misin? Akşama biri mi gelecek? Sürprizi bozmayalım istersen. Akşam göreceksin nasılsa. Bu arada Alev'in uçağı kaçtaydı. Ne zaman burada olur? Akşama burada olur. Yemeğe yetişir mi? Sanırım. Abi. Kahvaltı yapmayacak mısın? Yok canım, geç kaldım. Peki madem. Bu akşamla ilgili bir şey söylemedin. Ya da uygun mu size? Biz? Evet abi. Zehra ile sen. Olur canım. Akşam görüşürüz. Anne. Ay aksi. Şalımı alıp çıkacaktım. Uyandırdım değil mi seni? Yat sen yat. Ben fırından sıcak ekmek alıp geleceğim. Ay olur mu anne, sen niye gidesin? Ben alır gelirim şimdi. Aşk olsun. 40 yılın başı kızıma bir kahvaltı hazırlayacağım, çok mu? Hadi ben çıkıyorum. Ben de bir çay koyayım o zaman. İyi madem. Sen elini yüzünü yıkayana kadar ben de ekmeği alayım geleyim. Nihat. Bana hemen şu kızın adresini buluyorsun. Hangi kız? Zehra mı? Ne yapacaksın ki onu? Dediğim yap. Alo Nihat. Zehra ne oldu ismin? Niye sormuştum ki? Peki mesaj atıyorum. Yener. Oo Sevim abla. Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Sayende bakkala borcumu ödedim. Ekmek aldım, eve gidiyorum. Ailecek sana duacıyız. Lafım olur canım. Herkes iyi mi bari? Zehra falan nasıl? İyi iyi. Zehra iyi. O da bir mutlu oldu. Sağ ol. Canım lafı olmaz. Elimize yapışmadı ya, 2-3 kuruş bir şey sonuçta. Yalnız böyle olmaz. Gel şu markete gidelim, kalan eksiklerini falan alalım. Olur mu oğlum? Zaten bir ton yük, zahmet verdik sana. Duymamış olayım Sevim abla. Ne zahmeti? Dedik ya, akrabadan öte sayılırız. Hadi. İyi madem. Dedim dinlemedin be oğlum, yine bir sürü masrafa girdin. Ne masrafı Sevim abla, söylemen yeter. Ben senin yükünü hafifletirim. Kızın çalışmasa da olur. Çalışmadan olur mu? Nasıl dönecek o ev? Ama hayırlı bir kısmeti çıkarsa o ayrı. Bunun da gönlü var. Oldu bu iş. Vallahi oldu. Thank you.
Adres burası Ömer Bey. Kahvaltını getirdim. Sağ ol kızım. Kolyeni ne yaptın kızım? Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Kayıp mı ettin yoksa? Yok babacığım da kopçası kopmuştu, çıkarttım. İyi madem. Getir ben tamir ederim. Kolyeyi sattığını söyleme sakın. Konuşsana kızım, ne yaptın? Hiç olur mu öyle şey baba? Tamir için kuyumcuya vermiştim. Ne gerek vardı yavrum? Getirseydin ben tamir ederdim. Kolyemi getirmişsinizdir. Sen hak etmediğin şeylere ne kolay sahipleniyorsun. Gerçi durumuna bakılınca... Yine hakaret edip iftira atmaya mı geldiniz? Sen o kadar şeyi yapıp ederken iyi de... Şimdi yüzüne vurulunca sorun öyle mi? Ben size ne yaptım ha? Sizin derdinizle ne istiyorsunuz benden? Akşam yemeğine bize geliyorsun. Asla, asla gelmem. Bana bak. Ben senin yüzünden kardeşime yalan söyledim. Şimdi bu yalanı devam ettirmek zorundayım. Ama seninle. Ben kimseye yalan söylemedim. Söylemem de. Ben kimsenin yalanına ortak da olmam. Kolyemi verin, bir daha kimse kimseyi görmesin. Kolyeni gerçekten istiyor musun? Akşam gelirsen kolyeni de alırsın. Zehra. Sadece kolyemi almak için geleceğim. Akşam 6'da şoförümü gönderirim. Arabası da son model. Ne olacak işte? Zengin züppenin biridir. Kesin yolunu kaybetti salak. Bırak bırak Sevim abla bırak, ben alırım. Günaydın Zehra. Zehra, al kızım şunları hadi.
Anne, bir ekmek alıp gelecektim anne. Kızım sorguya çekeceğini alsana şunları. Çocuk o kadar taşıdı. Allah senin başımızdan eksik etmesin evlan. Hadi geç bir kahve içelim. Ha yok Sevim abla, siz şimdi kahvaltınızı yaparsınız filan. Ama müsaitseniz ben akşama bir kahve içmeye gelirim. Hayırlı bir iş için. Hayırlı bir iş mi? Yani uygunsanız tabii ha. Tabii buyur gel. E bekleriz madem. Güzel. Şimdi Sevim abla sen bir de alışverişe filan çıkarsın. Bir şeye ihtiyacın olur. Şunu da al, yanında bulunsun. Sağ ol oğlum. E bekliyoruz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen Ayşe'nin butiğini arıyorsun. Verdiğim adresi sipariş gönderecekler. Hoş geldiniz Alev Hanım. Hoş bulduk. Millet nerede? Akşam Ömer Bey'in misafiri gelecek. Onun hazırlığı yapılıyor. Salondalar. Öyle mi? Kimmiş bu misafir? Bir şey demediler ama. Tamam. Sen valizimi odama çıkar. Hemen ütüleyelim yeniden onu. Ay masaya da böyle bahçeden taze çiçekler kesip koyalım. Hemen. Kimmiş bakalım bu önemli misafir? Hoş geldin yavrum benim. Hoş bulduk. Alevciğim. Alevciğim. Ya bu ne şıklık. Yakıyorsun yine. Teşekkürler Ayşe'cim. Vallahi herkeste bir panik. Geldim ama kimse geldiğimi fark etmedi bile. Kimeyse artık bunca hazırlık. Bu abimin sırrı. Öğrenmek için akşamı beklemelisin. Hediye ablacığım tatlar hazır mı? Hazır hazır. Sen de bir bak. Tamamsa dolaba atalım. Tamam. Yavrum yorgunsundur sen. Nazan'a bir kahve yaptırayım mı? Teyze yeğen beraber içeceksek neden olmasın? Bu arada teyze kim bu gizemli misafir Allah aşkına? İnan bilmiyorum. Alışveriş yapmışsın. Ben değil. Yener yaptı sağ olsun. Olmaz ki Sevim. Komşuya bu kadar yüklenilmez ki. Ne komşusu Salim? Çocuk seni babası gibi seviyor sayıyor. Ne? Yener diyorum. Zehra'ya diyorum. Talip Salim. Talip mi? Poşetleri boşalttım. Zehra Kaya. Beni. Buyurun. İyi günler. Ne ya? Akşam yemeğe gelirken bunu giy. Ömer. Bu ne şimdi ya? Önce bir ton iftira at, hakaret et, ahlaksız de. Sonra sırf zenginsin diye her istediğini yaptırabileceğini zannediyorsun. Abla? Ne oldu? Birazcık gergin görünüyorsun. Kendini beğenmiş züppe. Gelmiyorum işte. Ne halim varsa gör. Anne misafir gelecek dedi ama kim olduğunu söylemedi. Kim geliyor baba biliyor musun sen? Bak kızım bu akşam... Çeneni tut Salim. Anne. Baba ne oluyor Allah aşkına?
Kimse söylemiyor madem ben söyleyeyim. Akşam seni istemeye gelecekler abla. Ne? Kim gelecek, nereye? Ya bir şey desenize. Kızım söylesek bir ton mıybı edecektin. Hem Yener'den iyisini mi bulacaksın kız? Yener mi? Ya size inanamıyorum ya. Zehra! Zehra Hanım. Evet. Ömer Bey sizi konağa götürmem için beni gönderdi. Gelmiyorum ya. Hiçbir yere gelmiyorum ya. Zehra! Gidelim çabuk. Zehra! Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı yolculuk? İyiydi. Sen nasılsın? İyi. Aynı işte. Anlaşılan misafirimiz gelmiş. Sen kapıma ne cüretle böyle gelirsin? Bakın, ben buraya sizin oyununuza dahil olmak için gelmedim. Kolyem için. Bu da bir oyun değil mi? Neler geçiyor senin kafandan? Dediklerimi yapacaktın. Ben rol falan yapamam. Siz bu iş için başkasını bulun. O kolye benim için çok değerli. Kolyemi verin gideyim. Defol git şimdi buradan kimseye görünmeden. Kolyeyi de rüyanda görürsün. Abi! Zehra mı geldi? Zehracığım hoş geldin. Neden dışarıda bekliyorsunuz? Gelsenize içeri. Canım Zehra biraz tedirgin oldu da. Zehracığım. Rahat ol lütfen. Bizimkiler seni heyecanla bekliyor. Hadi gel. Hadi. Abici. Zehra ile tanıştırmak istiyorum.
abimin kız arkadaşı.